dinleyiciler. Bir kısmı planlı ama bir kısmı asla plansız şekilde çıktığımız Şövalye Tamalı Kitaplar yolculuğuna var olmayan şövalye ile devam ediyoruz. Bu yolculukta bize eşlik etmesi için bir gezgin şövalye de çağırmadık demeyiz. Yiğit Can Erdoğan bizlerle. Bir de Halit var işte. Bir de Halit. Ön adın bu mu abi? Ha? Bir de Halit. Tabii bir de Halit. Yani genel olarak böyle. Gerçekten enteresan bir şey oldu bu arada. Vesile olduğun için özellikle teşekkür ediyorum. Biz önce şeyi konuştuk. Yedi Krallık Şövalyesini konuştuk. Hı-hı. Arkasında Don Quixote'u konuştuk. Hı-hı. Şimdi de Var Olmayan Şövalye'yi konuşuyoruz. Böylelikle işte farklı tarzlarda ve farklı dönemlerde yazılmış üç böyle şövalye anlatısı konuşmuş olacağız. Evet. Benim için böyle plansız bir saga serisi tamamlanmış gibi oluyor. Bir gelenek olarak yazardan başlıyoruz burada sohbet etmeye. Calvino üzerine biraz konuşmak ister misiniz? Nerede doğmuş, neler yapmış? Küba doğumlu değil mi? Evet. İtalyan ama İtalya'da yaşıyor sonra da hayatının geri kalanını diyebiliyorum. 1923'te Küba'da doğmuş, sonra 2 yaşındayken falan İtalya'ya götürmüş. Aslında şey ismini de hatta İtalya koymuşlar da böyle kökünden ayrı kalmasın çok. İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu. Sonra ama ana vatana dönüş yapılıyor. Evet. 2 yaşında falan gidiyor oraya. İşte tam gençlik yılları Mussolini'nin yükselme dönemine geliyor. Zaten o yüzden direnişle çok ilgili çok fazla hikayesi var. En başta başladığında. İşte Mussolini'nin ordusuna çağırıyorlar. Fakat gitmiyor. Onun yerine 16 yaşında bir kardeşi var böyle. Onunla direnişe katılıyorlar. Ve yazarlık kariyeri de aslında o şeyin arkasından başlıyor. Ki aslında tam olarak da bırakmamış hani direnişi. Komünist Parti'de falan da uzun bir dönem çalışmış bu şeye, faşist eğilimlere karşı. Neyse. Başka bir kitabını okudunuz mu? Bir Kış Gecesi her bir yani onu direkt ben okumuştum. Yine Yiğit Can Erdoğan önerisiyle gelmiştim ben de. Bir onu okumuştum. Bu, hani ondan sonra da bunu ikinci kitap olarak bunu okudum. Yine bir Yiğit Can Erdoğan. Ben de Bir Kış Gecesi her bir yolcuyla başladım Calvino'ya. Ben de bu arada sen söyledin, ben de Mehmet Kenter'in tavsiyesiyle başlamıştım. Ki bu arada kulakları için Mehmet Kenter eski Rebel yazarı, Oyun Gezer yazarı, şu an tarih doktoru. Mehmet'in Oyun Gezer Forumu'ndaki lakabı Inesistente'ydi. O da ilk Cavaliere Inesistente'de kitabın İtalyanca isminden geliyordu zaten. O yüzden hep kafamda bir yerde bu tabir Mehmet'le benim özdeştirdiğim şey. Calvino da benim Mehmet'ten öğrendiğim bir şeydi. Bir Kış Gecesi her bir yolcu okuduktan sonra hemen Var Olmayan Şövalye'yi de okumuştum. Zaten o kısa bir roman. Sonra işte Görünmez Şehirler, işte Marco Valdo falan derken ne kadar o dönem üniversite yeni başlamıştım sanırım, Amerika'dan yeni dönmüştüm. Ne kadar Yapı Kredi Yayınları'nın çevirdiği Calvino varsa hemen hemen hepsini okudum. Ve gerçekten hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde en favori yazarım Calvino yani. O zaman doğru insanı çağırdığımızda kesinlikle. Bu aslında Var Olmayan Şövalye bir üçlemenin bir parçası. Yani bir bilgi olarak sadece vereyim onu dedim. Öncelikle ikiye bölünen Vicomte diye bir hikayesi var. 51'de onu yazıyor. Daha sonra Ağaca Tünüyen Baron'u yazıyor 56'da. Ve son olarak da 59'da Var Olmayan Şövalye yazıyor. Daha sonra bu üçünü bir arada toplamışlar. Sanırım şu an Türkiye'de baskısı olan Atalarımız isimli bir kitap. Bu üçü var. Ben de bu üçünü okudum bu vesileyle. Onu da söyledim. Şimdi sadece öyküsü üzerinden bakarsak, daha detayına ayrıca gireceğim. Ama sadece öyküsü üzerinden bakarsak ne anlatıyor Var Olmayan Şövalye? Uf. Öyküsü var mı diye sormamız lazım önce. Evet. O yüzden zaten biraz oraya geleyim. Var mı öyküsü sence? En basit diyor. Öyküsü şey açısından değil ama hiç nasıl diyeyim, bilmeyen birine aktarmam gerekirse böyle. İşte zırhın içerisi tabii boş keşke olan. Keşke videoda bilmeyen biri bilmeyen olsaydı da aktarıyormuş gibi yapsaydık böyle falan. Böyle yapacağım. Bundan sonra böyle devam edeceğim hayatımı. İçerisinde bir insan olmayan bir zırhın bayağı böyle bir savaş meydanında varlığıyla insanlara nasıl diyeyim, düşüncelere gark etmesi. Varlığıyla. Varlığıyla. Ama işte yok. Varlığıyla mı yokluğuyla mı? Zırhının varlığıyla. Zırhının içerisindeki insanın. Ama bu anlattığın öykü değil, temalarına girdin i̇şte, ya. Yani. Ya bence şimdi bak şöyle, Calvino'yu bence bir edebiyatçı olarak tanımlayan en önemli şey. Edebiyatı, ya bence zaten postmodern edebiyatın en önemli yazarı. Çünkü edebiyatı yapı sökmüş bütün kariyeri boyunca. Evet. Yani edebiyat bir kış gecesi her bir yolculuğunda da en büyük şey oydu. Ön plana çıkan şey oydu. Burada da o. Edebiyat nedir diye bir soruyla başlıyor Calvino. Bütün kitapların içerisinde de bu nedir? Ve sizin burada okur olarak benimle kurduğunuz ilişkine, benim burada eserimle kurduğum ilişkine, eserimle sizin kurduğunuz ilişkine
bunların hepsi döndürerek soruyor ve değiştiriyor. Ve o yüzden nerede başlıyor, nerede evet. bitiyor aslında. Aynen öyle. O yüzden de mesela öyküsü var mı? Emin değilim ben çünkü karakteri yok ki. Evet. Mesela karakterlerinden bir tanesi açıkça yok deniyor yani. Tabii. Defalarca. Bir diğer karakteri de sadece var. Onun da ismi belli değil. Hani ve kim bakarsa farklı bir isim koyuyor kesinlikle. Ve kimin yanındaysa o oluyor. Diğer karakter bir şeyiz karakter var. Diğerinin bir şeyiz çıkıyor ama bir şeyiz o değilmiş ama o çıkıyor ama aşağıda da o değilmiş aslında. Ne okuyorum ben? Kim nereye gitti? Nereden nereye geldi? Yok böyle şeyler yani. O yüzden öyküsü bence net bir şekilde yok. Sadece bir takım karakterlerine atadığı bir takım soyut değerler üzerinden hem edebiyat hem de aynı zamanda edebiyatla yayılmış bir takım romantik değerler üzerine yaptığı çıkarımlar var bence. Peki o zaman karakterlerden bahsetmişken ben oradan alıyorum. İsmi geçen bir takım şahıslar var. Bir tanesi kesinlikle doğru telaffuz edemeyeceğim. Bizim var olmayan şövalyemiz Agilius. Bunlar uydurma isimler değil mi? Ben hep uydurma isim diye Agilius diye kafamda okudum ama ben Hermione de diyorum. Ha, ben yüzden... Agilio falan diyordum yani. Ben öyle okudum cool. Yani bayağı. Direkt olduğu gibi. O var. Bir Rambaldo'muz var. Bir Bradamantemiz var. İşte Gurdulu ya da Gurdulu. Diğer bir sürü ismi olan arkadaş var. Bir gerçek tarihi karakter var. Charlemagne dediğimiz. Evet. İşte Torismond'da falan. Bunlar birer karakter ama aslında Yiğitcan senin de özellikle söylediğin gibi biraz böyle tip gibiler aslında. Yani belirli bir şeyi temsil etmek üzere oraya seçilmişler ve başlarına bu temsil edecekleri şeylerle ilgili bir şeyler geliyor. Bunları tiplikten çıkartan ve bizim hikayemize konu eden şey ne sizce? Zeka ya. Hazırlık olsun. Yani ben şey derdim herhalde ya tip olarak çok iyi seçilmiş tipler. İşte yine var olmayan şövalye falan bayağı işte asıl şövalye kavramının hani onurlu o kadar hatta onurlu ki şey yani insan üstü şeylerden vazgeçmiş, yemekten içmekten vazgeçmiş. Hani kadınlara olan şehvetini falan bir kenara bırakmasını geçtim. Uykuya bile ihtiyacı yok falan. Bayağı pür pak şövalye. Yani aslında böyle orta çağdan önce olduğuna inandığımız şövalye tipinin birebir temsili gibi bir şey. Cervantes'in Don Quixote'la bitirdiği. Evet. Bir tarafta işte yine bakire bir hani kadın işte ne bileyim kim bakir olan? İşte şeyin annesi. Annesi zannettiğimiz ama değilmiş falan. O muhabbet var. Bunlar işte neydi? Benim en çok sevdiğim karakter Gurdulu karakteri var. O da işte bir meczup, hani deli karakter ama diğer taraftan işte en bilinen ve en çok işte var olan karakter yine o falan. Yani bunlar dediğim gibi tip her biri ama işte bunların öyle güzel şeyler yüklemiş ki işte anlamlar yükleyerek bir karakter haline getirmiş. İşte mesela benim için açımdan en karakter oldukları kısımlar Gurdulu, var olmayan şövalye ve neydi o diğer şey şövalyenin ismi? Rainbow. İşte, onun... Rainbow değil mi? Şey diyorsun genç şövalye. Genç şövalye. Onun mesela ölüleri gömmeye çalıştıkları bir sekans vardı. Ve orada her biri ölüleri gömerken bir şey söylüyordu falan. Evet. Ve onların söyledikleri kısımlardan her birinin bakış açısını o kadar iyi anlıyoruz ki. Şey yapıyor, bunlar tip olmaktan çıkıyor artık. Bayağı o karakter, Gurdulu bunu düşünüyor. İşte var olmayan şövalye bunu düşünüyor falan oluyordum ben. Yani evet bence hala bunlar aslında günün sonunda edebiyat tiplemeleri üzerine yapılmış düşünceler. Yani zaten... İşte Agilulf karakteri senin de söylediğin gibi o bir yani o şivarik romanslarda kalmış bir işte bir ideal var. Bir onu temsil etmekle beraber ikincisi işte Cardano'nun zekası burada parlıyor. İkincisi çok Kafkaesk bir yerden de postmodern bir şey söylüyor. O da varoluşunun tek anlamı kendisine biçilen rolleri ne kadar ustalıkla uygulayabildiği şeklinde. Bu rol ortadan kalkacak gibi olduğu zaman varoluşu tehlikeye giriyor. Çünkü tek bir tane zırhı var ve o zırhını taşıma hakkı da Paladin'in olmasından geliyor. Paladin olması da işte bir tane bakireyi kurtarmış oradan geliyor. O bakire değilse gidecek. Bakirelik gibi soyut bir konsepte zaten bunu bağlıyor olması onun üzerinden tekrar seni şeye getiriyor. Yani okey bu yani bu adamın bir sabah uyanıp böcek gibi etrafta dolaşmasında ramak var. Öte yandan işte genç Rainbow kendisinin hayatının bir amacı olmasını istediği için babasının intikamını almak istiyor. İlk savaşta alıyor. Sonra diyor ki ben ne yapacağım? Ve ilk aklından geçen şey var olmayan şövalyeye danışmam lazım bunu. Çünkü ben nasıl var oluyor? Yani nasıl yapacağım bu işi? Yani hepsinin bunun sonunda aslında tematik olarak bağlamaya çalıştığı yer sen hayatında seni var eden şey
Hatta 3D diye yapıyordu sanırım. İngilizcesinde öyle çevirmişler gerçi de yani. İhtiras, rahatsızlık, tatminiyetsizlik ve arayış yani. Genel olarak bir şey. Aslında işte bir taraftan da o postmodern insanın şeyi, struggle demek istiyorum. Mücadelesi. Mücadelesi ya. Şeydir ya, neden bu mücadeleyi yaşıyorum ben? Çünkü eskiden inandığım aynen. bazı hı-hı. şeyler ya da eskiden beri var olan ve bana içinde olmam öğretilen bazı kurumların içi boş. İşte bir taraftan da onu simgeliyor ya o boş zırh. Bir zırh var orada, bir şövalye ideası var ama içi artık boş ve yerini şeye bırakmış. O işte dediğin gibi Don Quixote'la aslında tamamen yıkıldıktan evet. sonra yerini bu Orta Çağ'dan sonraki artık 15-16. yüzyılda yazılan sadece çılgınlık yapan, hı-hı. kendini kanıtlamak için şövalyelik yapan ve bir noktada da işte belki kilisenin bir piyonu haline gelen Rambaldo gibi tiplere bırakmış. Hı-hı. Orada da o genç şövalye de aslında onu yapıyor. İşte sözde babasını arıyor Torismondo sanırım. Doğru mu okuyorum bilmiyorum gene. O da mesela babasını aramak için. Babasını soyut bir yerde arıyor bir de o da. O da evet. gidiyor bir işte tarikatte arıyor. Evet. Yani artık. Tarikatı babası olarak görüyor hatta falan yani. Böyle bir yere. Cool ya. Ya çünkü baksana bak. Bu nerede yıkıldı bunların içinin? Bak şey diye okuma da yapabilirsin bu kitaba. İkinci Dünya Savaşı'nda 11 milyon kişi Holokost'ta öldürüldü, atom bombası patladı ve insanlar bir anda sabah uyandılar ki bizim bir sürü aslında romantize ettiğimiz ulus, işte millet, kabile falan gibi konseptlerin aslında içi hepsi boş ve sen o boşluklara büyük alanlar tanıdığın zaman içerisinde çürümüşlük doluyor. Bu çürümüşlük dolması mesela yani şey sahnesinden geri böyle bir okuma yapabilirsin. Tarikat gidiyor köye saldırıyor. Hı-hı. Ondan sonra bu diyor ağacı ne yapıyorsunuz siz falan. Sonra buraya kont olarak atıyorlar. Diyor, kusura bakma biz artık var olmaya başladık. O yüzden Monty Python'daki muhabbete de benzettim. Hani işte ben sizin kralınızım falan. Biz kral değiliz. Biz komünüz falan. Kendi kahramanımızı başkanımızı seçiyoruz falan. İşte o da postmodernmiş. Modernden postmoderne geçişin çok önemli bir donesi. Yani o yüzden Calvino'nun yaptığı eserler bu konuda çok öğretici ve eğitici aslında. Yani aslında bu şövalyelerde yaptığı önceki şövalye kurumu, şimdiki şövalye kurumu ve işte üçüncü karakterde, üçüncü şövalye karakterde artık ikisi de değil vardığımız yerde. Çünkü zaten şeyde bütün sorun çözülünce yok oluyor, zırhı da boş kalıyor, gidiyor. Aslında bu öldü zaten, bitti bizim için diye. Öbürünün şeyini yitirmesi de, yetkinliğini yitirmesi de köye dönüp aslında onların başı olarak onun yetkisini tanımamalarıyla oluyor. Bunların yanında bir de şey var. Kadın karakterler arasında da öyle bir şey var. Bir kadın karakterimiz işte şövalye olmuş. Aslında hem şövalye olmuş hem de orada bir noktada işte şeyi temsil ediyor. İşte bizim kahramanımızın uğruna savaşması gereken. Tanıdığımız bir tip o da aslında. Öyle mi ya? İnanılmaz seks yaptığı söyleniyor mesela. Calvino bir iki kere bunu vurguluyor. Ben çok yani şey bakımdan değerli buldum bunu. Hem savaş alanında işte böyle çok cevval vuruşuyor falan filan. Hem aynı zamanda bütün kampı elden geçirmiş artık sıkılmış. Hani yok mu hani bütün erkekleri daha götürdüm. Yok olan biri yani anladın mı? Var olmayan birine gitmem lazıma gelmiş falan. Hani o da o bakımdan ters bir yerden ihtiras şeyini tanımlıyor gibi. Bir noktaya geliyorsun ve artık ondan sonra nereye gideceğim bundan sonra deyip daha soyutlaşıyorsun. Bir işlevi de şey ya bu genç şövalye mesela ne yapacağım dediği noktada bulduğu bir çözüm de işte Bradamante'nin aşkını kazanacağım. Evet. Onun peşinden gideceğim. O açıdan söyledim. Bir de şeyimiz var. Bu annesi olduğunu zannettiğimiz. Ama işte kardeş çıkan falan kadın var. O da tam şey temsili. Kulede bekleyen, kurtarılmayı bekleyen bir şekilde. Ya da işte oradan oraya sürüklenen herhangi bir erk tarafından sürüklenen kadını. Yani bir şekilde bu eski masaldaki masallarda, şiirlerde, epik anlatılarda gördüğümüz bütün karakterleri alıp modern zamanın öyküleriyle, çatışmalarıyla birleştirip hepsini böyle yan yana dizmeyi başarmış. Benim de zaten kitapta en ilgimi çeken şey o oldu. Zaten hani en başında da söyledik, bir öykü okumak için okunacak bir eser değil yani. Bunun için okuyacaksın. Şeyi de çok kıymetli buluyorum ben. Birincisi kitabın anlatıcısı bir karakter olarak kitabın ortasında kendini belli ediyor. Ha, merhaba diyor, ben diyor anlatıyorum bu arada kitabı, haberiniz olsun. Ben diyor şu şeydeyim, nedir onun adı? Kilisede. Kilisedeyim ya da neyse manastırdayım falan.
takılıyorum. Ondan sonra yani kitabın yarısı, öteki yarısı boyunca okuduğumuz bir karakterin de o oldu ortaya çıkıyor evet. En sonunda. Bir çok şey geldi böyle. Direkt ben anlatıyorum da demedi. Birden okuyordum düz bir şekilde akıyor metin. Araya girip diyor ki biz de anlatalım derken ağzımızı bozuyoruz da neyse. Evet. Birdenbire ne okuyorum ben o dedim. Kamera böyle uzaklaşıp böyle bir anda sanki yazarım ya böyle. Çok sevdi abi kalbini onları işte. Çok iyi yapıyor ya. Ya gerçekten delirirsin. Ya şey falan çok zekice abi. Bir 5-10 sayfa şeyi anlatıyor ya. Ya şimdi diyor düşünün diyor. Ben diyor size anlatacağım. Evet. Öyle bir anlatacağım ki diyor Fransız denizinde nerelere girdiler. Bir şöyle çizeceğim diyor. Kalemimi böyle oynatacağım diyor. Kalemini nasıl kağıt üzerinde oynatacağını anlatırken bir yandan da Agilus'un Fransa'dan işte Afrika'ya doğru gidiş, İngiltere'den pardon Afrika'ya doğru gidişini anlatıyor. Orada diyor bir şey var. Hatta işte şey yapıyor. Diyor ki işte aa bak balinaya çok yaklaştı. Balina çarptı diyor. İşte gemisi evet. Battı falan diyor yani. Öbürünü daha evet. Büyük çizeyim ki işte. Evet batmasın falan yapıyor. Ya da şeyi vardı mesela mağaraya bir işaret koydum diyor ya benim. Evet, evet, evet. Buraya sonra evet. Döneceğimi anlatmak için mağaraya bir işaret koydum diyor. Aslında bu başka bir sorumdu. Yani gelelim bunu da konuşalım diye. Ama böyle aradan çıkartmış olduk gibi oldu. Çok ama önemli bir şey Calvino'da bütün kitaplarında. Calvino ki de postmodern edebiyatta da bu zaten önemli bir şeydir yani. Kitabı kim anlatıyor? Yani anlatan yani şöyle aslında postmodern edebiyatta bütün edebiyatta problem. Şimdi mesela Harry Potter'da kitabı kim anlatıyor? Yani orada Harry şunu yaptı deyince şimdi çünkü o anlatıcı karakter eğer Harry değilse yani Harry'nin bir noktada perspektifinden bakıyorsun ya Harry'nin bilmediği şeyleri bilmiyor olması lazım. Ama bazen. Ama Rowling biliyor. Evet. Şimdi o yüzden mesela Rowling de bizi yani ıslatmak için artık biraz daha hazırlatmak için şey gibi numaralar yapabiliyor yani. Hani köşeyi dönünce ne olacağını tabii karşında bilmiyordu falan evet. Yaparsa o zaman sen önüne geçiyorsun. O zaman acaba bir disconnect yaratıyor musun? Bunların önüne geçmek için sanırım ya da kalbinde bütün bunlarla ciddi bir problem gördüğü için kitaplarında anlatıcı bir karakter olarak yazmış bir noktaya kadar burada da öyle olduğu gibi bir kış gecesi eğer bir yolculuğu da zaten artık anlatıcıyı çıkartıp tamam, İkinci tekil şahıstan anlatmaya başlamış yani. Sen böyle yapıyorsun diyor bir yerde evet. Artık. Direkt sana konuşuyor. Bu aslında işte bir yabancılaştırma da aynı zamanda. Öyle. Ki yabancılaştırma işte ilk çağrışım ilakla geldiği gibi seni uzaklaştıran bir şey değil. Daha çok yakına çeken bir şey. İster istemez çünkü Harry Potter gibi ya da başka bir eser gibi üçüncü bir bakış açısından daha tanrısal bir gözden izlediğin zaman sen şunun sürekli olarak farkında oluyorsun işte. Biri var bunları yazmış ben bu hikayeye kapılıp gideceğim ve bu hikaye bittiğinde kapatacağım kenara koyacağım bunu. Yeri geldiğinde gönderme yapmak için aklımda kalacak bunlar. Ama orada yabancılaştırmayı yaptığında yani sana şunu söylediğinde evet ben sana bir öykü anlatıyorum ama sen de bunun farkındasın ve seninle de konuşuyorum. Bir yandan onları anlatıyorum ama sen de aslında bu kitabın içerisinde yer alıyorsun dediği zaman ben artık onu kaldırıp o kadar da kenara koyamıyorum. Hı hı. Çünkü orada ayrı bir tecrübe yaşanıyor. Birinde sadece izliyorum. Burada doğrudan dahil de ediliyorum ki mesela önce bu işte biz de anlatalım derken ağzımız bozuldu dedi ya. Hı hı. Ben orada şöyle bir şey düşündüm. Şimdi az çok işte bir şövalye anlatısı okuyacağımı bildiğim için tanıtımından kitabın falan. İşte tabii bunun birazcık belki parodisi dedim. Öyle okuyacağım diye. Oraya öyküneceğini düşünüp dedim ki bir saniye acaba bunu şey mi yapmış? O zamanlar anlatılar okunmak için değil anlatılmak evet. için yazılırmış ya. Sanki böyle hani söylüyormuş karşısında birileri varmış onu yapıyormuş. Bir oradan bana bir yabancılaştı. İkinci darbeyi rahibi olduğunu öğrenince yedim. Çünkü ben o zamana kadar şeye bekledim. Bunu anlatan kişi Calvino. Tamam dedim yani. Eğer birinin anlatması için yazılmadıysa hayır yok gerçekten kağıda yazıyorum dedi çünkü bana. Evet. Çünkü en başta diyordu ki anlatırken ağzımızı bozduk anlatıyor diye düşünmüştüm. Sonra yazıyorum çiziyorum demeye başladı. Tamam dedim o zaman yazar kendisi konuşmuş burada benimle. Bu Calvino çıkacak en sonunda. Bir tane oradan en sonunda da rahibe çıktı oradan bir darbe yedim. Evet. Ve rahibe de olaylara bağlandı. Evet. Dördüncü şokumu da öyle yaşadım. Ve kitap da bitmedi bu arada farkınız değil mi? Kitabı bitirmeden kalktı gitti. O kendi yani hikayeyi başlatmak için kitabı bitirdi ve gitti. Yani bak burada yazar perspektifinden bence iki tane numara var Calvino'nun yaptığı. Birinci numarası sihir numarası ya bu aslında bütün sanat bir yerde. Bir eli gösteriyorsun ve diğer elde bir şey bir numara yapıyorsun evet. ya. Bu sihir numarasını açık etti ki bence
yani şey için yapıyor bunu. Hani biraz... Şov. Şov. Anladın mı? Selamun aleyküm. Ben bir kitap yazacağım ve kitabı yazdığımı da size söyleyeceğim. Ve yani kitabı yazan karakter olarak size yazacağım. Bazen kitabı yazmayan karakter olarak yazacağım. Ama yani kitabı yazma sürecimi de yazacağım size ki kitabı okurken ne yapıldığını bilin. Buna rağmen yine de numarayı yutturacağım size. Yani yine de hikayenin içine sokacağım. Yine de hikayenin yani bir takım sayfa, hikaye yok ortada bile ama bir takım bölüm sonlarında ha şimdi diye hadi falan yaptıracağım size. Çünkü ben bu kadar iyi bir yazarım. Bir o şov. İkincisi Calvino bence şeyin farkında. Ki bu yine onu postmodern çağın çok ikonik insanlarından biri yapıyor. Biz artık bu çağda bir takım şeylere kafa olarak %100 giremiyoruz. Hı. Var olmaktan kastettiği de bence zaten biraz oraya geliyor. Ben ne zaman var olmakla ilgili problemlerim olsa kendimle ilgili bunu düşünürken buluyorum. Yani kafamın yani burada yanılmasın arkadaşlar şu an program çekiyoruz, kameralar kayıt falan. Ben %80 buradayım. Hı. Yani bir %20 biz yani bir %10 beynimin şimdi ne söyleyeceğimi düşünüyor. Ya bir %5 belki akşam ne yiyeceğimi düşünüyor. Bir %5 ulan telefonum titremiş 25 dakika önce ona bir baksam mı diye düşünüyor. Dolayısıyla %20 burada değilim. Ve genel olarak da %20 iyi bir oran. Çünkü bazen 60-70 metrobüste mesela geliyordum buraya 80 burada değildim. Kafa kapandı. Kafamın içindeyim. Hiç anılarımı düşünüyorum, değerlendiriyorum. Müzik dinliyorsam iyice kapanıyorum. Ama var olmuyorum. Çünkü var olmak dediğin şey algıya dayalı bir şey. Ve ne kadar algıladığında doğru orantılı bir şey. Göz durumu. Gözlerin, kulakların, ağzın, dilin, dokunman ne kadar aynı yere kanalize edilmişse o kadar oradan fazla input alıyorsun. O zaman gerçekliğin o kadar artıyor yaşadığın şeyin. Bu genel bir problemimiz bizim. Çünkü bir sürü inputumuz var artık. Çünkü mass medya çağındayız ya. Yani çünkü gazeteler zaten çok uzun zamandır, televizyonlar çok uzun zamandır, radyo çok uzun zamandır. Bir de internet oldu falan. Artık hepimizin kafasında ya Marmaris'teki yangın var. Sedat Peker var. Oradan bir tane işte Süleyman Soylu çıkıyor. Ulan diyor olimpiyatlar bitti. Acaba Senay Fenerbahçe ne olur? %50'yi çok iyi bir rahat bir günü geçirebiliyoruz. %50'yi çok. %50 iyi günler abi bu arada yani. Bazen böyle güzel konserler oluyor. %70'e çıkıyorsun falan böyle şuralarında hissediyorsun. Varoluşu diyorsun ki ulan geldik herhalde. Calvino bu tabii ki sanat yaparken de böyle bir durum ya. Ya sanat yaparken de kendini oraya tam olarak kaptırmadığın zaman pek çok kişi imposter sendromlarından, sahtekarlık sendromlarından bir şey yaşıyor. Ben bulundum kendisi hak ediyor muyum? Kendisi de bu arada yani söylüyor şeyde. İşte Calvino'nun yaşamamak için bulduğu şey anlatıcıyı bir karakter yapması gibi geliyor bana. Çünkü mesela o yazarken şeye girdiği zaman orası çok şov artık. Hani şimdi diyor bak cümlelerim hızlandı diyor. Daha hızlı sonuna doğru yaklaştıkça daha hızlı yazmaya başladım diyor. Şimdi onu diyen hem aynı zamanda anlatıcı karakter eyvallah ama Calvino da bir yandan da. Onu diyecektim ben de bu karakterle özellikle kitabı yazan karakterle aslında Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabında da sürekli orada şey der ya yazmak istemeseydim ne güzel yazardım falan tarzında böyle çok şey cümleler var. Buradaki karakter de işte şey yapıyor mesela bazen camından işte şeyleri izliyor. Diğer denize giren işte o göle giren falan gençleri izliyor. Ya şimdi burada olmak güzel, yazmak güzel falan ama diğer taraftan da niye yazıyorum ki işte onların oynadığı şey yaptığı daha güzel bir hayat falan tarzında. Orada şeyi çok hissediyorsun. Calvino gerçekten yazmakta hani bunları yazarken bilmiyorum sıkıntı ya da işte bunu kendi de söylüyor. Bazı şeyleri açıklamakta zorluk çekiyor. Hani kendisi yeni işte yeni gerçekçi mi diyorlar? İşte postmodern hani o şeyde daha kendisinin yeni yeni anlamlandırdığı şeyleri yazıyor. Ve bunları yazarken de bazen kendisini bile işte ulan ne kadar poser bir adamsın falan tarzında bakarak yazıyor. Bir yan taraftan işte o şeylerini sürekli karakterlerini de veriyor bazen. İşte yani yazmak istemiyorum ama yazmak istemeseydim ne güzel yazarım falan. Duygusal dürüstlüğünü koruyor işte bu şekilde. Koruyor oldu. Bir anda seni tutuyor o şey karakteriyle beraber ya. O da çok... Burada şeye çekeyim sizi işte. Mesela metrobüste, metroda dedin. %80 oradayım. %20'si buradayım. Bazen 50 oluyor. Hepimiz de oluyordur az çok diye tahmin ediyorum. Aslında bizim karakterlerimizden bir tanesi de bunun için bir şey yapıyor. Ne zaman böyle özellikle şafak vaktinde ki ben orayı mesela çok dikkatli bir şekilde inceledim. Yeryüzünün varlığına en güvenemeyeceğin saat diyor. Çünkü evet. Ne gündüz ne gece tam o ikisinin arasında renkler, şekiller farklı farklı eşikte kalmış bir zamandan bahsediyor. Tam bu zamanda bizim işte o varoluş problemi yaşayan asıl ana karakterimiz belki bilmiyorum hani ismi o olduğu için kitabın ismi olduğu için. Var olmayan şövalyemiz bununla başa çıkmak için bildiği, emin olduğu, somut bulduğu şeyleri yapmaya başlıyor. Taşları alıyor, matematiksel hesaplara girişiyor. Bunun gibi birçok şey yapmış. Bunların hepsi de işte aslında varoluş tanımlamış ve işte yeni bir çağın artık o postmodern dediğimiz çağın
eşiğinde böyle sınıflandırılma ihtiyacı duyan şeylerle ilgili temalar. Siz bunların aktarımını nasıl buldunuz genel olarak? Yani bunları benim gördüğüm kadarıyla böyle bağır bağır söylememiş. Evet, bakın bu bunu anlatıyor. Evet, bu da şunun işaretidir, o yüzden oluyor. Her ne kadar anlatıcı bizimle sürekli konuşsa da bunlarla ilgili bir şey söylemiyor. Ama biz bunları rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bana mesela şey, hani var olduğumuzu düşündüğümüz şeyler değil de daha çok mesela yaparken hani yapıyoruz ve var olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında bunları yaparken var olmadığımız şeyler geliyor. Yine karakterimiz daha önce söylediğim işte yemek yiyor ama hani yemiyor aslında ve yemek yerken sadece oyalanıyor. Yani yemek yerken çoğu insan ya var işte yemek yiyorum, hani hayatıma devam ediyorum, uyuyorum, sabah kalkacağım falan. Sürekli olarak bunları karakterimizin yapmaması aslında onun böyle bunlara yapmanın varoluşsal hani hiçbir anlamı yok. Yani yemek yemenin, yaşamanın, ertesi gün uyuyup uyanmanın herhangi bir varlığın açısından bir getirisi yok sana. Tarzında bir anlamı olduğuna inanıyorum. Yoksa diğer taraftan mesela işte bu yine şey söylüyor. Tam o sabah kısmında, o tam alacakaranlık kısmında işte ne diyordu? Renkler cisimleşir falan tarzında bir açıklaması var. Yani bayağı her şey bir anlığına anlamını yitirir. Tam o saniyede eğer kendimi tutmazsam dağılır giderim falan da tarzında şey yapıyor. O noktada getirdiği şeyler işte matematiksel formülleri bulması, düşünmesi, farklı bir şeyler üretmeye çalışması kafasında daha diğer şeylerden, bizim hayatımızda normal artık sürekli olarak yapmaya çalıştığımız şeylerden daha büyük anlam ifade ediyor. Var olmamızın daha büyük temellerinden biri olarak konumlandırıyor benim için. Bu kafası çok sonradan gelen bir kitap. Ben mesela uzun zamandır okumamıştım bunu. Şimdi şey üzerine bak. Yani şu an çok yakın zamanda okuduğum için, taze olduğu için şey çıkarımını çok rahatlıkla, mesela şu an onu düşünüyorum. Çünkü şu sıralar çok tarih okuduğum bir dönem. ve tarih okuduğum bir dönem olduğu için şey cuk gibi oturuyor. Yani abi biz zaten edebiyatta da bunun izini sürebilirsin. Yani biz bir noktaya kadar bizim esas ait olduğumuz yer doğaydı. Yani etrafımızda olup bitendi. Ama ondan sonra sanayi devrimi yaptık ve ateşi yaktık ve işte bacalar çıktı ve makineler oldu ve artık ondan sonra doğaya ait değiliz biz. Suni bir şeyiz böyle. Suni bir şeyiz. Yapar. Hatta bu gezegenin vebasıyız yani. O hale geldikten sonra da işte o bizi Holocaust'a kadar götürdü ve Holocaust'tan sonra bir dakika biz ama insanlık nasıl bir şey olduk? İnsanlığımızdan soğuduk, o günden bugünedir de hala insanlığımızdan emin değiliz. Nereden arayacağız acaba kurtuluşu falan, çok kötü. Arada Allah sırada da böyle doğaya tekrar dönmek için düzenli olarak ama 20 yıl. İşte dönemiyoruz mesela, ama hani hippiler çıkıyor mesela, çiçek çocuklar çıkıyor buna dönebilmek için. Ve çiçek çocukların bir muadili vardı bence kitapta, orada da o tarikat işte kutsal kase çocuklar da doğaya dönün işte çiğleri izleyin işte Allah bizi götürür, Allah kaldırır kolumuzu sonra ama yani doğaya da dönemiyor. Çünkü artık hayvanlık çok geliyor, bir takım davranışlar. Acıktık diye köy basamayız yani, anladın mı? Hani biz oraya da geçtik. Hani çünkü sanayi devrimiyle beraber artık belli bir sınıfsal oturumlar olduğu zaman görgü kuralları falan da değişti, halka indi. Hani o yüzden artık bir takım şeyleri de yapmıyoruz yani, anladın mı? Oraya gidemiyoruz. Eskisi gibi full kendimizi görevimize atayamıyoruz. Çünkü içinde boş hissediyoruz kendimizi. Bir sabah böcek gibi uyanıyoruz yani, anladın mı? Artık yap bir şey. Bunu çok rahat şimdi görebiliyorum ama öte yandan ya ben eminim bir 6-7 ay sonra şeyi düşünüp bir yerde, yani çok inanılmaz bir seks sahnesi var ya kitapta. Gece neydi kadının adı? Böyle bir tane kadın var diyorlar, of lan ağına düşürür herkesi. Evet. Her şey onu götürür. Evet. İngiltere'de. Tuzağa düşürüyor. Kilo gidiyor bütün gece. Kadına seks hakkında trivyal detaylar, bilgiler verip ateşi yakıp yeni söndürüp dur yatağı biraz süreye dalalım. Uyuk olmalı. Dur biraz süreye dalalım. Gökyüzüne bakıyorlar. Gökyüzüne bakmamız lazım. Dur saçını öreyim. Dur saçını bozayım, bir daha öreyim. Şimdi bak sabah güneşi vuruyor, seni biraz süreye alayım falan diye. Sabah ediyorlar. Ondan sonra da kadın inanılmazdı falan diye şeyleri çıkıyor şeylerine ya ver. Öteki yerde gurdunu da aşağıda bütün haremi dönmüş. Hayvan gibi çok yani. Hayvan gibi. İki, doğanın bir varlığı olarak. Aynen öyle. Yani iki bambaşka cinsel deneyim orada ve ben mesela şu an bana sor bunun çıkarımını. Hiçbir fikrim yok. Ama 6 ay o demlenecek kafamda, bir yerden sonra olacağım. Anladın mı? Ha bir dakika, bunu diyordu aslında. Aslında mesela şöyle bir cümlesi var. Bu öykünün geçtiği çağda dünyanın düzeni karışıktı. Var olan hiçbir şeyin karşılık vermediği adlara, kurumlara rastlamak olağandı diye.
Şimdi beni bu üç yere götürüyor. Belki biraz toparlayıcı olur diye söyleyeceğim bunu. Bir tanesinde bu öykünün geçtiği çağı, yani o şövalye hayatının bir şekilde devam ettiği çağı kastediyor olabilirsin. İkincisinde yaptığın göndermelerle beni böyle insanlık tarihini başlarına falan gönderiyorsun. İşte o bizim asıl mitleri ürettiğimiz bir şeylere isimler takıp onlar üzerinde kontrol sahibi olabileceğimizi düşündüğümüz zamanlara. Ama şimdi burada böyle konuşurken aslında bu hikayenin yazıldığı çağda bu çağ, yani şu anda da çok fazla aynen var. Bu üç çağı aynı zaman, ya yani aynı cümleyle bu üç çağı birden kastetmek ve nereye koysam mantıklı bir şekilde devamını getireceğim bu cümlenin. Çünkü ne oluyor mesela bu Gurdulu karakterimizin? Evet, doğaya ait gibi gözüküyor çünkü ismi yok ama biz onun üzerine bir kontrol sahibi olmak için isim veriyoruz ve bu isimleri mevsimlere göre bile değişiyor. Nereye giderse başka bir isim alıyor falan. Başka toplumlarda başka isimler falan. Böyle bir şey var. Bizim şövalyemiz var olmak için sürekli olarak bir şeylerin aynı şekilde yapılması gerektiğini, belirli çizgiler arasında kalması gerektiğini söylüyor. Bu da aslında çok eski zamanda kalması gereken bir düşünce. Ama değil, hala devam ediyor falan. Bilmiyorum, dediğim gibi bu zaman zaten her zaman şeyde, postmodern edebiyatta, modern edebiyatta da hatta bir dönem bu şekilde olmuş. Yani sana zamanı farklı şekilde algılatmak orada okuduğunda. Burada böyle sanki şey gibi yapıyor bunu. Bir varmış bir yokmuş der gibi başlıyor cümleye. Bu öykünün geçtiği çağda diye başlıyor. Ama aslında onu kastetmiyorsun ki, bir varmış bir yokmuş yapmıyorsun sen orada şu anda. Bugünü de anlatıyorsun. Bunun dışında bir de size şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu varoluş, varlık yokluk meselesi, işte iki zıt karakteri sürekli koyması, bir tanesi var olan ama var olduğunu bilmeyen bir adam, diğeri de işte var olduğunu bilen ama var olmayan bir adam. Bunlar bir kenara, bir de bir taraftan toplumla ilgili, toplumun kurumları ile ilgili bir şeyler söylemiş. Ve bunlar aslında biraz böyle okudukça aslında şeyde de vardı. Yedi Krallık Şövalyesi'nde de var, Don Quixote'da da var, Monty Python'da da var aslında bunlar. Asıl böyle belki mizahı katan şeyler. Onlarla ilgili bir ekstra söyleyeceğiniz olur mu diye hem size bir sorayım hem de bilgi vereyim dedim. Mesela şey vardı, kurumları var böyle bunların. Düello, üç alma ve onur lekeleri genel müdürlüğü. Babasının öcünü alırken şey diyordu, geçen ya yanlışlıkla biz iki tane amca öldürdük, iki amca bir baba, senin babayı boş ver falan filan diyerek evet, devam ediyordu. Evet, onun mesela şey, bir amca intikamı, bir yarım baba intikamı eder. İki amca varsa bir baba ederdi. Ve gene aynı işte dilekçe yazmaya gidiyor. İki komutan oturuyorlar masa başında. Bir de onları da anlatışı, işte komutanlara gideceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye gidiyor. Bakıyor adamlar böyle şeyleri var, zırhları var üzerlerine, hop savaşçı gibiler. Sonra bir bakıyor oturmuşlar aslında masa başından hiç kalkmayan insanlar bunlar. Orada da bir bocalama yaşıyor. Onlara soruyor mesela dilekçe yazmam lazım. Üf, başımıza ne iş açtı gene bu var olmayan şövalye. Genellikle neyin olabilip neyin olamayacağı bizi ilgilendirmez diyor. Şimdi sen bir kurumsun belli ki bu şeyi ayakta tutan, yani orada bir komutanlık var. Bir asgari düzeyde de olsa yemek dağıtımı yapılması gerekiyor. Asgari düzeyde de olsa bir ordunun şeyinin sağlanması gerekiyor. Kim geldi, kim gitti, nereye gideceğiz diye. Fakat bu adam da gelip diyor ki genellikle neyin olup olamayacağıyla biz ilgilenmiyoruz. Bir taraftan da bu kadar böyle boş. Bu mizah tonunu sevdiniz mi? Ben en başından zaten daha hani kitabı baştan açtığımda işte şey yapıyor. O kral, işte Fransız kralı Karlon bir şey. Şarman. Şey yapıyor böyle. Avrupa tarihinin en önemli insanı olmasa bu arada yani. Okey yiyeceğiz. Yani devam ettim böyle bir anda. Neydi ya Charles Chuck, neydi adı bunu? Neydi ya? Charlemagne falan, inanılmaz o kadar konuşturmuş. Öyle olsa çok iyi olurdu ya. Avrupa tarihinin en önemli insanıymış. Evet, hala öyle falan. adam işte geldiğinde böyle bayağı kendi komuta, hani Emir'e de sen nereden geldin falan işte, ondan sonra böyle hepsini söylüyor. Var olmayan şövalyeye gelip işte sen nereden geldin? Ben şuradan geldim, buradan geldim. Zırhını açıyor. Hiç kimse yok ama bu hiç kimsede bir böyle bir şey yaratmıyor ya, ne bileyim heyecan, tepki falan yaratmıyor. Ha okey, sen de savaş şuralarda dur falan. Buna devam etmeleri birincisi zaten hani İtalya kaynağında böyle bir hani yazar olduğunu, işte devam
çok normal bir şey olduğunu gösteriyor. Ondan sonra işte yine bu kısımlar, öç alma mevzuları, şeyin mariflerin işte bir gözlükçüsünün olması, babasının şeyinde bir gözlükçüsünün olması ve gözlüğü kırıldı diye adamın ölmesi. Evet. En sonunda da işte zaten şey, yine var olmayan şövalyemizin böyle bütün şövalyeleri, ya sen onu öyle ejderlere öyle anlatıyorsun ama o ejderler o dönemde kabuk değiştirir falan, yani daha soft yaratıklar olur deyip kendisi o kadar şövalyelik yapmasına rağmen sırf bir kadının bakire olup olmaması gibi bir tartışma yüzünden böyle bütün yaptıklarını çöpe atıp şövalyeliğini kaybetmesi. Bunlar işte çok şey kısımlardı. Yani bayağı beni gülümseten kısımlardı. Yani şeyden ayrılıp, bu işte var olma düşüncelerinden ayrılıp gülümseten kısımlardı. Yani eğer mizahı inşa edilmiş ve işte hani bu her zaman konuştuğumuz işte önce bir premis ve sonra işte punchline şeklinde anlatacaksa gördüğü mizaha çok yok aslında. Ama Calvino'nun genel olarak bir saygısızlığı var her şeye karşı. O saygısızlığı sezebildiğin, yakalayabildiğin, yani ikinizin de söylediği yerler oralar zaten. Hem yani birinci şey saygısızlığı var mesela. Troplara çok saygısız. Tamam mı? Edebiyat troplarına. Şimdi kafayı, yani şöyle herhangi bir edebiyat eserinde diyelim ki postmodern ya da değil. Ana edebiyatının yani eserinin sırtını yaslandığı esas şey olduğu zaman genelde edebiyatçılar şey yapmayı severler. Gördün mü falan. Hani zırhı açıyor. O anladın mı? O ona da saygısız. Ya var olmayan şövalyeye kitap yazmışsın. Şövalyenin var olmadığı diğer karakterlere mağlup olunca Şarlman yine maksimum Şarlman vertip yine geldi tipini istediğimi falan oluyor. Evet. Bu saygısızlık bana söylemek çok geldi. Komik geliyor. Favorim de şey bu kitaptaki. Bir noktada davet oluyor. İşte bu herhalde bir turizmanı falan. Şarlman erken geldi eliyle yemeye başladı falan diye anlatıyor ya. Çok hoşuma gidiyor mesela o niyeyse. Ya çünkü kafamın üzerinde direkt canlanıyor, tamam mı? Hani çünkü bir de şey diye bir cümleye de kalifiye ediyor ya onu. Ya tabii diyor işte iktidarda yıllar geçirdikten sonra mutlak güç verirsen yani kendi koyduğu kurallarda oynamamaya başlar bir noktadan sonra. O yüzden Şarlman'ın gelip hamum hamum falan iyi olması çok hoş geliyor bana. O saygısızlığın bir kısmı da gene benim takdir ettiğim bir yeri daha. Adam şey demiş gibi hissediyorum. Ben bunların hepsini biliyorum. Hepsini aldım, hepsini de kullanacağım. Hikayeme yedireceğim. Baya baya böyle size göstere göstere yedireceğim. Ama hiçbirini olduğu gibi tutmayıp hepsini dalga geçeceğim. Mesela Binbir Gece masallarına baya bir şekilde. Tabii. Bu maripli meselesi baya baya böyle bir meseleydi. Aynı şekilde işte şu sadece hani Doğu mitolojisi değil de Batı'dan da işte kendinin de muhtemelen içinden geldiği bir kültür olarak Nibelungen'de mesela bir anlatı vardır işte şeyi ana kahramanın bir şeyle kaplanıp ejderhayı öldürür. Onun şeyinden çıkan yağla kaplanır ve böyle şey hale gelir. Şey işlemez hale gelir. Tek bir nokta sarıcında. Denizin altına girdiği zaman diyorsun değil mi şey? Evet, orada da mesela balina ile karşılaştırıyor. Birebir aslında Nibelungen hani o yağını alıyor. Ama zaten üstü tenek, anladın mı? Normalde paslanacak ama işte zaten böyle zırh geçirmeyen bir zırhtı üzerindeki. Üzerinde bir de yağ kaplandı, iyice şey oldu, sağlamlaştı falan diye. Sevdiğim şeyler oldu açıkçası. Ben böyle işte mitolojik de demeyeyim işte folklorik göndermeler yakaladığım zaman mutlu oluyorum. Ama bunları bir de ekstra üzerine bir şey alıp, yani aslında bu tamam çok uzun zamandır anlatılan bir hikaye ve ben bunun farkındayım, sen de farkındasın. Ama o zaman da aslında böyle anlatılıyordu bunlar. Belki sen çok büyütüyorsun kafanda. Belki sen o şeye, ejderhanın üzerinden sıçrayan şeye sen çok fazla anlam yüklüyorsun. Aslında bu bir tane kadının satılıp bir hareme gitmesiyle ilgili bir öykü aslında, yani onu göstermesi açısından. Değinmek istediğiniz özel bir şey var mıdır? Bir noktada bu arada bunu Don Quixote'da bir önceki bölümü konuştunuz. Evet. Yani Don Quixote'da bunun arka arkaya gelmesi çok iyi olmuş. Çünkü Don Quixote aslında modern çağın romans yorumu. Yani ya çünkü aslında şey çok komik ya, yani bu işte biz hikayeler anlatıyoruz. Biz insanı insan yapan şey o. En temelde. Hikaye anlatabiliyoruz ve anlattığımız hikayeler birbirine benziyor. Çünkü bir hikaye bütün hikayelere benziyor. Ve bütün hikayeler aynı bir hikayeye benziyor. O romansı tekrar yorumlanıyor devamlı. O şivalrik romans hep tekrar. Daha da geçen de Green Knight'ta gitti. Yani o da bir şivalrik romans adaptasyonu. O tabii daha böyle iyice artık kendini şey etmiş yani. Hani ya işte post hakikat çağındayız abi falan olmuş. O biraz da hani böyle ya aman ne önemi var böyle şeylerin. Ekrandaki görüntüler falan
falan. Ben sinemadan anlamadığım için oraya çok girmiyorum. Ama şivalrik romans devamlı uyarlanıyor. Modern çağda uyarlaması Don Quixote. Hı hı. O yüzden postmodern çağdaki var olan şövalye çok güzel kontrast olmuştur şu an izleyenleri diye düşünüyorum. Çünkü yani modern çağda Cervantes'in tam modern çağın başında bir de yani söylediği şey şövalyelik, o şivalri. Daha böyle yani romanın da başlangıcı tabii. Kabul ettiğimiz şey hani sadece tabii. Şövalye anlatısı açısından bir önemi yok. Bir de normal modern yazım tarihinin başlangıcı falan. Aynen öyle. Yani bu arada form olarak da aslında on post çünkü yani işte matbaa yeni başlamış, matbaa yeni gelmiş. O yüzden roman diye formatımız var artık. Hani çok kolay çoğaltılabilen ve dağıtılabilen artık eskisi gibi şivalrik romanslarda olduğu gibi tek tek kopyalamıyoruz. Bu roman, bu da kısa roman. Yani bu novellada bir postmodern bir şeydir edebiyat. Çünkü artık yani matbaa ucuz bir şey ve rahat bir şey. O kadar da kasmamıza gerek yok. Yani bir kere bastık mı 800 sayfa basalım falan terimine girmemize gerek yok. Yani bir tane novellamızı basarız, gazetelerde parça parça yayınlarız. Form olarak da oraya tam oturuyor. İki tane çok güzel kontrast eseri yani. Kendi içerisinde de bir çelişkisi var bu arada o şeyin. Postmodern, hani... Aynı zamanda modernliğin bir tepkisi ama hı hı. Bir taraftan da şeye çok benziyor. O modernleşmeden önceki o savruk, o böyle çok betimleme ihtiyacı duymayan. Çünkü destanlar da öyle. Şey yok. Aynı bu kitaptaki gibi hani şuradan şuraya gitti. Zaten o formlar o yüzden az gittik, uz gittik, derede bir düz gittik. Aynen. Onu yapıyor aslında. Ama tabii ki farklı bir zamanda olduğu için farklı bir şekilde yapıyor. Kendi içindeki çelişki, yani bu tabii ki Calvino'nun eserine özel bir şey değil. Ama işte hem onu yapan bir çağda hem de konusunu böyle seçmek artık Calvino'ya özel bir şey. Hı-hı. Orada da şöyle bir şey vardı mesela. Üstte bunu hani gerçek, yeni gerçekçi aslında ama masalsı bulmuş eleştirmenler. Ondan sonra diyor oturdum düşündüm diyor. Evet öyle olmalıydı diyor. Hani şatolardan ve kuğulardan bahsederken masalsı olmak herkesin harcı olan bir şey. Hı-hı. Önemli olan işte bu sıradan halkın ve modern zamanın o mücadelesinden bahsederken o sıkıntılarla birlikte masalsı olabilmek. Ben de diyor onu yapmaya çalıştım. Bence gayet de başarılı olmuş. Yani ben bu kitabı elime aldığımda aslında bütün bir işte yazın serüvenini de kendi kendime görebiliyorum. Yani belki biraz işte ona yönelik okumam olduğu için de ama hani didik didik baktığın zaman işte üslubun bir parçası şeyde kalmış. Milattan öncesinde kalmış. Bir parçası orta çağda kalmış. Bir parçası bu zamana ait. Başka yerde olmaz. Ve bu üçünün birleştiği yer aslında belki de Calvino'nun daha sonra işte Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'yu daha en son yazdığı romanlardan biri diye hatırlıyorum ben. Oraya vardırana kadar hadi bunları denemiş. Evet, denemiş. Ve zaten hep böyle bir problem varmış adamın yani. Okuma deneyim ya da o hikaye anlatmak aynen. Dediğimiz şey belli bir çağa özgü değil. Biz bunları eviriyoruz, çeviriyoruz ama bir şekilde biz bunlarla yaşıyoruz ve bunlar kalıyor bizden geriye. Yani sayfalarca parşömen yazsam bile işte ne oluyor? Bir yangın çıkıyor, gidiyor belki. Ama o yangının hikayesi kalıyor yani. Orada şu vardı, bu vardı diye kalıyor. Sanki yani o ana noktası da buymuş gibi hissediyorum. O okuma deneyimi, o hikaye anlatma dediğin şey seni zaten bir noktada yaşadığın o zamanla bütünleştiren şey. Olan her şeyle bütünleştiren şey. Bu çok doğru. Ben şuna şöyle bir ekleme, çok güzel bir düşünce ifade ettim. Bunu şöyle bir ekleme yapabilir, zenginleştirebilirim diye düşünüyorum. Agilulf bir karakter. Ve bir karakter olduğunun yani şöyle bir karakter, bir edebiyat karakterine benziyor. İşte zırhı asla leke almıyor. bir ideal yani. Anladın mı? Ve zırhını bırakıp sonra öteki çocuk o zırhı aldığı zaman da ilk yapılan şey üzerine kan sıçrıyor, çamur sıçrıyor falan anladın mı? Çünkü çocuk bitiyor ondan sonra. Özendiği karakterin kostümünü giydikten sonra fark ediyor ki ha içinde insan olunca öyle işlemiyor olay. Yani ya zırhta zırh yok. Yani daha doğrusu zırh bir konsept. Dolayısıyla orada biraz hani işte öykündüğümüz edebiyat karakterlerinin rollerine bürünmeye çalışıyoruz hayatta bizde var olmak için gibi bir noktaya da varıyor. Yani biraz Calvin onu da söylüyor aslında. Hani biz kendimizi hikaye karakteri etmeye çalışıyoruz ki ben de biraz buraya gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle kendimizi biraz hikaye kahramanı yapabilmek, biraz da hikayenin anlatısı yapabilmek elzem önem taşıyor gibi geliyor temel varoluşsal krizimizde. Ha ama yani varoluşsal krizde ben yine bu kitaptan aldığım en önemli şeylerden biri bu olumladığım kendi kafamda. Zaten varoluşsal kriz yaşıyor olmak var olmanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü varoluşunla %100 barış içerisinde olduğun zaman
zırhın içerisinde yok olmuş bir adam oluyorsun aslında. Ya da gurdulu gibi işte evle evle falan diye bağırarak gezen bir doğal unsur oluyorsun, doğal afet orada, oluyorsun yani. Yani bunu aslında daha önce de söylemiştim ama bu işte üçüncü bir karakterimiz, genç şövalyemiz, hani iki tane çok şey tezat oluşturan bir karakter var. Birisi işte gurdulu, diğeri var olmayan şövalyemiz, arada bir karakterimiz var. Bu üçünün mesela ben sürekli şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir noktada loop şeklinde birisi var olmayan, birisi var olan, bir tarafta da işte varlıktan var olmamaya geçen ama diğer taraftan da tam tersi gibi. Kendisi işte gelip hani var olmayan olmaya çalışıyor aslında. İşte var olmayan şövalye gibi olmaya çalışıyor. Ondan ders alıyor ama gittikçe de böyle gurduluya doğru yaklaşıyor böyle. Çok farklı bir hocası, akıl hocası bambaşka olmasına rağmen kendisi aldığı dersten dolayı böyle var olmaya, gittikçe var olmaya doğru giden bir karakter var. Yani bir loop gibi geliyor ama başlangıç mesela şeyi koyamıyorum tam. O çok güzel, hoşuma gidiyor benim. Başlangıç işte gurdulu, gurduludan bu ya da işte ne bileyim başlangıç o genç şövalyemiz, sonra var olmayan şövalye, eğer çok şey yaparsan gurdulu tarzında bir loop'a koyamıyorum. Ama böyle üçü de birbirinin bir noktada hani çok küçük tercihlerle birisinden birisi olabilir. Bunların karakter analizleri, karakter şeyleri çok benziyor. Sadece hayatta verdikleri şeylere bazı çok küçük cevaplar var. O cevaplar böyle karakterlerini bambaşka yerlere götürmüş gibi geliyor bana. Bir noktada zaten bağladığı yerde işte kendi yazgını, kendinin çizdiğin, işte senin de dediğin gibi artık kendi hikayenin karakteri olmak başka bir yere değil de. Yani çok fazla açıdan çok farklı şekillerde okunabilir. Ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Siz bir politik mesajı olduğuna inanıyor musunuz bu hikayenin? Yani bu tabii ki işte bir sürü şeylerden bahsediyor ama mesela sırf oradan bir okuma yapmak da mümkün mü sizce? Politik değil. Yeri kalanı yani, yok sayıp. Şey açısından komple işte bir siyasi işte ne bileyim saçma sapan işte kapitalizm kötüdür tarzı böyle klişe bir şey okuma yapmak çok şey değil. Ama şu açıdan söyleyebiliriz, işte dedim işte bu adam Mussolini döneminde yaşamış, işte bayağı direnişlere katılmış ve adamın bu kitabı yazdığı dönemler işte hani dünya tüm savaşları bitirecek savaşlar görmüş artık. O yüzden o açıdan hani adamın bazı şeyler kafasında siyaset olarak, politik olarak şey yapıyordur. Ne bileyim işte var hani söyledik aslında var olmak ne demek? Bu kadar toplum olarak insanların öldürüldüğü bir noktada biz bir bireyin varlığı ne anlama geliyor şeklinde sorular sorması o döneme ait bir şey. Yani ne bileyim şu an mesela o 1. Dünya Savaşı'nı görmeyen ya da işte 16. yüzyılda olan birisi zaten bu yüzden işte edebiyat akımları tarihlerle şey yapılıyor ya. O soramazdı 16. yüzyıldaki adam. Bu soruları soracak adam işte İtalya Calvino'nun onu yani bu yıllarda yaşaması gerekiyordu. Onun siyasetini, onun politikasını benimseyip ondan sonra bu soruları sorması gerekiyordu. Ve bu kitap ancak öyle ortaya çıkabilirdi. O yüzden çok işte yaşadığı dönemden ayırt edemeyiz. Politikadan falan ayırt edemeyiz ama öyle politik bir mesajı da vardı diyemeyiz gibi. Ben de çok yani belirgin bir politik mesajı olduğunu düşünmüyorum ama içinde bakan için bence politika ile ilgili söylediği bir takım şeyler var. Çünkü iktidarla ilgili söylediği şeyler var. Bürokrasi ile ilgili söylediği şeyler var. Ve genel olarak iktidarı, bürokrasiye kendini kaptırıp kimliklerini onun üzerinden tanımlamaya çalışan insanlarla ilgili söylediği çok fazla şey var. Ben ama mesela bu kitapla ilgili şeyi çok merak ederim. Full beyaz yaka çalışan bir insan bu kitabı okusa nasıl yorumlamalar yapar, nasıl okumalar yapar çok merak ederim. Çünkü bir yandan da ben yani çok kısa bir ajansla çalışma deneyimim oldu. Ofise gitmeli, gelmeli. Ve bu deneyim içerisinde gerçekten kendilerini ajanstaki rolleri etrafından tanımlayan ve kimliklerini az çok onların etrafında kurmuş ve sanki gerçekten kafaları içine vursam tuk tuk diye boş ses çıkacak olduğunu yemin edebileceğim insanlara tanıştım. Yani hani şey gibi Instagram biosunda bir numara işte account manager bilmem ne falan yazan tipler, anladın mı? Yani onlarla tanışan ve devamlı etkileşime geçen insanları da bu konudaki fikirleri çok merak ederim. O yüzden de Kafka'ya sıkılmamın da sebebi o. Kafka da çünkü birebir onu anlatıyor ya. Yani kimliğini koyacak yer bulamıyorsun, o zaman bir yere koyman lazım. O zaman da işte ben işte, şirketin. Evet aynen. O mücadele işte o yüzden bu kadar bugünü de anlatıyor diyorum. Hani şey demiş ya, birçok şeyi karşılayacak isim yoktu diye. Şimdi de çok fazla isim var ya aslında. Yani hem orada bir şeysin, muhasebecisin. Hem bir annesin, hem şusun, hem busun, hem o, hem bu. Hem toplumsal rollerin var, hem bir takım böyle toplumsal sözleşmenin içinde yer alan, elde ettiğin rollerin var.
Ve bunlar şu anda böyle birbirinden keskin sınırlarla ayrılmaya çalışıyor. Ki bence insan tabiatına da biraz ters bir durum yani. Hmm. Çünkü şey yapamıyorsun, makine değilsin, kapatamıyorsun buradan gerisini. Ama belli bir noktaya kadar makine gibi olmamız istenmiş ya. Yani o zaten asıl bunalımı çıkartan, o sanayi devriminden sonraki bunalımı başlatan şey biraz bu olmuş. Sen buraya şu saatte geleceksin, çalışmaya başlayacaksın. Geri kalan hiçbir statün önemli değil. Emeğinin karşısında yaptığın şeyde sana ait olmayacak. Tabii. O yüzden yani o ne bileyim yani bir yandan da beni üzüyor böyle şeyler okuduğumda. Diyorum ki yani böyle 3000 yıl öncesinden beri biz bu isimlerle, tanımlarla uğraşıyoruz. Ve işte yeni bir tanım bulduğum dakikada bu arada şeyi ben Calvin'in bazı cümlelerini şeye de çok benzettim. Baudrillard'a da çok benzettim ben. Bu aralar yakın zamanda okuduğum içindir belki bilmiyorum. Onun bir sözü var böyle. Bir şeyin adını koyduğun dakikada o şeyi yok etmeye başlarsın evet, diye. Aynen. Bayağı hani böyle okuduğum zaman da sevdiğim bir şey gördüğüm zaman da hep o söz aklıma geliyor. Kendime böyle varoluş sebebi olarak artık kişisel olarak o an neredeyse bir şey koyduğum dakikada aslında onu yok etmeye başladığımı fark ederim. Ve bunun benim için değil aslında hepimizin geçerli olduğunu fark ederim. Bu da beni biraz üzüyor yani. Yo niye? Bence pozitif de bir şey. Doctor Who'nun tam bunun üzerine bölüm vardı. Shakespeare bölümü David Tennant'ta sezondan. Bir şey böyle soyut cadıların ve soyut yaratıkları adını koyarak yayınlıyordu. O yüzden bence negatif konseptleri de adını koyarak bitiriyoruz. Yani hani mesela şey çok böyle faşizm dedik ve faşizm bitmeye başladı falan gibi. Anladın mı? Bence o da okey. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, konuştuğunuz için. Son bir ama benim burada bir kötü vapur pazarlamacısı bölümüm var. Ona da katılmak zorundasınız. Böyle bir şey. Var olmayan şövalyeyi beğendiniz mi? Kimlere nasıl önerirsiniz? Bu kitabı bana satar mısınız? Zor ya. Bana sat, bana. Sana mı satayım? Okumamışım ya, bana sat. Videoya gelseydin satardım. Sen şu an kimsin? Sen benim nanetisin şu an. Ya sen buraya gel. Kameranın dışında bir tane bir şey konuştu yani whatever. Buraya gel satalım sana. Hadi bana satın. Evet. Şimdi bir şey oldu. Bulunduğumuz kitap falan. Adım az önce oldu, adım ve imgen var şu an. Adını koyarak az önce başlayalım mı? Öyle bir şey yoktu yani. Vay. Adın ne? Aslı. Aslı. Şu an oldu mesela. Şu an var oldu. Hadi bana satın kitabı. Var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadın mı onu da sen? Yok ben şurada ağladım falan biraz öyle geldim daha dün. Var olmakla ilgili problemlerin var mı? Var. Kimin yok ki? Onu konuşmadınız mı? Aynen öyle. Var olmakla ilgili problemleri olmayan insanlarla tanıştım ben bu arada genel olarak. O Gurdulu'ya çok yakın insanlar oluyor onlar. benim bu arada gerçekten Gurdulu'ya çok benzeyen bir arkadaşım var ve doğal afet gibi çocuk. Yani sadece peşinden gidebiliyorsun. Hani çok da fazla müdahale edemiyorsun yani çocuğa ve hep bir felaket oluyor. Ama kendinin farkındalığı az olan, varoluşunun farkındalığı az olan insanlara genelde felaketle sonuçlanır zaten. Ya da çok inanılmaz hikayeler çıkar işin içinden. Sanırım öyle arkadaş olmayan insanlar zaten Gurdulu değil mi? Yani ya Gurdulu diye bir arkadaşın vardır ya da Gurdulu sensindir falan. Ya bir sürü abi inan yani o 10 insandan 8'i şu an mevcut çağımızda ki o insanlar bu kitabı okumasınlar. O insandan 8'i hayatlarına Gurdulu ya da Agilulf ya da herhangi bir şekilde kaydeden hiç kimseyi sokmadan... Abi ben bu lafı çok söyledim ama yani çok bariz bir şey olduğu için tekrar söylüyorum. Yani çoğu insan çoğu insana benzemek istiyor ya. Evet. Yani çoğu insana benzemek gibi bir gayesi olan hiç kimsenin bu kitaptan bir keyif alacağını zannetmiyorum. Çünkü çoğu insana benzemek gibi bir gayen olduğu zaman zırhının arkasına geçiyorsun, içini boşaltıyorsun ve ondan sonra sana atanan görevler ve roller dahilinde hayatına devam ediyorsun. Çoğu insana benzememek gibi gayesi olan insanlar bir veya öteki şekilde bu kitaptan bence inanılmaz beslenecekler, faydalanacaklar. Çünkü bu kitapta da işte yani o çoğu insana benzememe kaygısıyla yaptığın şeylerin aslında bir noktada kendi içine dönük olduğu için senin kafanı boşalttığı biliyor olduğundan ya da sana başka fuzuli amaçlar veriyor olduğundan o amaçlar bittikten sonra kendini nereye koyacağını da bilmeye oluşun hesaplaman gerektiğinden wow iniyor çıkıyor falan. O yüzden gerçekten kendi varoluşuyla ilgili şekillendirme bakımından problem yaşayan ki iyi bir şeydir bunu yaşamak. Bütün insanların kafasını çok açacak, zenginleştirecek bir şey. Onun dışında kimsenin de okumasına gerek yok. Herkes de her şeyi okumasın. Daha ne olsun efendim yani. Evet, siz daha bir şey söylemeyeyim. Ben satayım o kitabı. Ben biraz korktum şu anda. Genelde ben çünkü pazarlamacı olarak da burada yer alıyorum. Yani edebiyat okutalım evet. insanlara diye. Ama o kadar sert girmeyeceğim. Fakat şeyi söyleyeceğim yani. Eğer gerçekten yani bu mesela zor bir tecrübe yani bu şeyi. Çünkü en başından beri söylüyoruz. Yani bir öykü yok. Bir karakter arıyoruz. Karakter yok.
Sana bunu okutacak tek şey aslında o sorgulamayı yapabilecek olmak. Ve işte postmodern çağın bir şeyi olarak da çok kitap okumuyorsan ya da bu konuda çok bir tecrübe edineyim demiyorsan seni çok çekebilecek bir şey yok gibi hissediyorum. Ben de şöyle söyleyeyim, genelde aslında Holocaust'tan falan bahsettik, böyle şey 100 yıl öncesindeki olaylara falan bahsettik. Bizim neslimizdeki insanları birazcık kazanmak için aslında biz de internet çağından sonra, hani internetten sonraki bir nesiz ve internet de bize yeni kimlikler verdi ve daha doğrusu internet şöyle bir şey yaptı. Binlerce kimlik attı bir anda önümüze ve bir anda böyle binlerce kimlik arasından biz hani neyi seçeceğimizi karar veremeyip yine kimliksiz kalan bir nesil, işte yine var olmanın böyle nasıl diyeyim ki, böyle insanların kendini bir yere konumlandıramadığı bir nesil olmaya başladı. Bununla ilgili cevaplar veren bir kitap değil ama en azından böyle size sorular sordurtacak, birkaç böyle soru işareti açacak. Nereye doğru gitmeliyim ya da işte hayatımın en azından var olmakla var olmamak arasında hangisi daha beni daha fazla mutlu eder? Gurdulu mu yoksa diğer taraf mı beni daha mutlu eder konusunda en azından birkaç tane soru sorduracak ve bir şeyleri araştırmanızı sağlayacak bir kitap. Böyle. Bir de ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Edebiyat yapmakla ilgilenen insanların genel olarak bu kitap değil, kalbini okumaları gerekiyor. O zaten ayrı bir şey yani. Kesinlikle şey değil. Bir şeyin anlatılmasını okumak için iyi bir kitap değil. Ama bir şeyin nasıl anlatılması gerektiğini ya da nasıl anlatılabileceğini anlamak için okunması gereken bir kitap. Yazmayla ilgili böyle şeyleri olan, düşünceleri olan, yazmayla ilgili kafasında işte hani ben yazmak istiyorum diyen herkes bir kere Calvino kitabı mutlaka mutlaka. Yani bu da olur. Bu, yani bu giriş de olabilir. Bir kış kedisi ama bunun bir şeyidir yani. Yani nereden başlayacağım şimdi ben? Bir kış kedisinden mi? Bu yazarı okumak istiyorum. Kendine güveniyorsan bir kış kedisinden başla. Böyle yapıyormuşum falan. Yiyorsan. Varsa. Challenge'ı alırım valla. Okursan bir sagada ona artık seni çıkartırız. Bakalım okudun mu? Ben de test yapıyorum. Bir kış gecesinin temel konseptini biliyor musun? Bilmiyorum. Saga daha çekiyor muyuz burada? Hadi buradan bence Calvino diye şeye dönebilirsiniz buradan. Siz programınıza karışmak gibi olmuş ama. Kitap, merhaba, sen şu anda bir kış gecesi eğer bir yolcu romanını okuyorsun Itara Calvino'dan. Ben işte kitabı belki şuradan aldın, şuraya gittin. Otobüstesin belki, ayaklarını uzat, dinlen, rahatla falan da ikinci şahıstan başlıyor. Ondan sonra her tek numaralı şey, daha doğrusu özür dilerim, başlıklı bölümler kitabı, yani senin bir kış sen karakterinin bir kış kez eğer bir yolcu isminde bir kitabı okumaya çabasını anlatıyor. Ve okuyamıyor bir tür karakter. Bütün numaralı bölümlerde o okuma çabası esnasında okuduğu kitaplardan böyle çıktılar. Değişik. Bayağı değişik. Bayağı. Okuduğum yani gelmiş kepçeğin zekici kitap. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Var Olmayan Şövalye'yi sizler okumak ister misiniz? Kafanızda hala bir şeyler kaldı mı bu sohbetten sonra? Biraz artık şövalyeleri tamamlayıp Türk Edebiyatı'na bir dönüş yapıyoruz. Ve bir sonraki kitabımız Mademoiselle Norella'nın Koltuğu olacak. O vakte kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.